Türkiye hayretlecik bir çizgiye geldi. Yavaş yavaş. Mesela Türkiye'de sol yok oldu. Mesela hiçbir ülkede sol yok olmaz. Her ülkede sol güçlüdür. Türkiye'de sol yok oldu. Darwinizm yok oldu. Her yer dindarların ve İslam'ın ruhuyla doldu. Yani açık açık görülüyor. Maşallah hocam. Her yer görülüyor. Ama daha bu bir safa, şimdi böyle gelişmeler gelenekten 2, 4, 8, 16 şeklinde gelişir. Yani katlamalı gelişir. Yani Kur'an'da da buna işaret vardır. Fetih suresinde de vardır. İnsanların, değil mi, bölük bölük, grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğüm vakit diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve böyle bir ani ivme ve ani yükselme dönemleri olur. Yani dinin birden geliştiği dönemler olur. Bediüzzaman da ona dikkat çekmiş. Bazen diyor kışta birden bahar meydana getirir Allah diyor. Aniden meydana getirir diyor. Evet. Aynı onun gibidir diyor Mehdiyet'te. Kış mevsiminde ani bir bahar meydana gelecektir diyor. İnşallah hocam. Tabii. Ani bir gelişme olacaktır diyor. Ama o gelişmenin tabii şartlarını, zeminlerini Allah oluşturuyor. Mesela bakın, saatin akrep ya da kovanı gibi gelişti Türkiye. Yani muazzam muhafazakar ve dindar oldu Türkiye. 71'lerine bir kıyasla, 71'lerde yaşayanlar vardır. Değil mi? Şimdiki bir kıyaslasınlar. Yani hiç alakası yok Türkiye'nin o dönemden. Yani müthiş dindar oldu Türkiye. Bunu değiştiren ne oldu hocam sizce? Mehdiyet. Mehdiyet'in gölgesi. Yani hadislere göre böyle, Tevrat'a göre böyle. Efendim? Zemin hazırlanıyor hocam. Tabii. Yani Cenab-ı Allah onu ona göre kaydırıyor ve o zemine doğru götürüyor. İnşallah. Ve yavaş yavaş geliştiriyor. Allah intikamını da yavaş yavaş alıyor. Hakimiyeti de yavaş yavaş yapıyor. Bakın diyor ki, ve hiç bilmedikleri yönden diyor Allah'ım. Bak, bilmedik, tahmin etmekleri bir yönden. Kur'an ayet vardır. Bakın diyor, onları hiç bilmedikleri yönden yavaş yavaş diyor, helake yaklaştırırız diyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ama hiç bilmedikleri bir yönden. Mesela Mehdiyet de hiç bilmedikleri bir yönden gelişiyor şu an. Tahmin etmedikleri bir yönden gelişiyor. Mesela Mesihiyet de öyle. O da hiç bilmedikleri, tahmin etmedikleri bir zeminde gelişiyor. Yani halka şimdi sorsan farkında mısınız? Kimse farkında değil. Ama bütün Hristiyan aleminde İslam'a karşı yavaş yavaş bir sevgi oluşmaya başladı. Mesela Müslüman ruhuna karşı, İslamiyet'e karşı bir sevgi gelişmeye başladı. Bu da Mesihiyet'in ruhundan oluşuyor. Hocam, evet. Affedersin, farkında olmamalarının sebebi acaba hala hadislerde anlatıldığı gibi olağanüstü durumları beklemeleri mi? Yani işte mesela Deccal için olağanüstü durumlar var işte hadislerde. İsterseniz okuyayım. Evet. Deccal bulutları sağ eliyle tutacak, güneşi battığı yere kadar kavrayacak, denizde yürüyecek. Fakat su topuğuna kadar gelecek. Önünde duman, arkasında yeşil dağ bulunacak. Öyle bir nara atacak ki yer ile gök arasındakilerin hepsi duyacak. Şimdi gerçekten böyle bir şey bekliyorlar belki de hocam. Bakın şimdi Cübbeli diyor ki, hadis diyor açık ve aleni olur diyor ve nettir diyor. Ben bu tevili olmaz böyle bir hadisin diyor, ahir zaman hadisin diyor. Burada ne yazıyorsa tam anlamıyla bu şekildedir diyor. Dolayısıyla bakın, adam şu an diyor Atlas Okyanusu'nda bir adada duruyor diyor Deccal diyor. Onu da nereden aldığı bilgiyi onu da bilmiyoruz. Görmüş de olabilir. Belki yani o dediği Deccal'in eşeği Cübbeli aldı götürdü, gezdirdi, oraya götürdü, adamla mücadele etmiş olabilir Cübbeli, bilmiyoruz. Yani öyle olağanüstü özellikleri de var gibi zaten anlattığı kadardan. Çünkü Bediüzzaman bile değil mi, onun rüyası, bir arkadaşının rüyasına girip onun veli olduğunu söylüyor. Baksana son zamanlarda yani veli bir kişi olduğunu söylüyor. Ve kendini kabul etmesini söylüyor Bediüzzaman. Ve lütfenlikle de Cübbeli kabul etti zaten Bediüzzaman'ı. Ve birçok nur talebesi de buna bayağı sevindiler. Yani çok mutlu oldular böyle. Yani büyük bir onur gibi lanse ettiler. Ben tabii anlayamadım yani ne anlama geldiğinde daha anlayabilmiş değilim. Şimdi bakın Deccal'in diyor ayağı şeyin denizin dibindedir diyor. Bak topuna bile gelmez diyor deniz. Atlas Okyanusu topuna bile gelmiyor, düşün. Ve başı da bulutlarda. Bir bağırıyor, Chicago'daki adam mesela duyuyor. Evet. Bir bağırıyor, İstanbul'daki adam duyuyor. Bunun tevhili olmaz diyor Cübbeli. Bu neyse odur diyor. Ve benim bu konuda hatalı olduğum kanaatinde.
Yani yanlış yapıyor diyor. Öyle tevil falan yok diyor. Bu şekildedir diyor. Mesela Deccal'in benim anladığım kadarıyla tarif edelim. 300 metre kadar falan bir eşeği var genişliği. Ondan sonra işte kulakları da 30'ar metre yaklaşık. İki tane kulağı var. Bakırdan da kürsüsü var. Cübbeli gibi büyük alimler. İşte bu Deccal'le mücadele edecekler. Deccal Atlas Okyanusu'na işte bu eşek gidecek oraya anırarak. Deccal'i oradan alacak o adadan. Üstüne oturtturacak. Cübbeli gibi büyük bir alimle gidip ondan mücadele edecek. O eşeğin tepesinde ondan nasıl yapacak onu bilmiyorum tabii. Gökyüzünde öyle uçarak gelecekler buraya. Bakın tarifi bir daha okur musun oradaki? Bulutları sağ eliyle tutacak, güneşi battığı yere kadar kavrayacak. Bakın bulutu tut elinden tutuyor ve güneşi de ufka kadar yani ufka kadar elinden tutuyor. Yani güneşi tutuyor artık yani o kadar uzun kolu. Yani o cübbeli yeri tarif edildi de o daha da vahim olmuş oluyor. Yani güneşi tutacak o zaman yani kilometre olarak tarif edeceğimiz gibi de olmuyor. Hadi en iyisini ufuk olarak düşünelim, güneşin ufku olarak düşünelim. Yine o da çok uzun bir mesafe olmuş oluyor. Evet. Devam edelim. Evet. Deccal yıkılmaya yüz tutmuş bir harabenin yanından geçerken haydi altında saklı olan defineni çıkar diye emir verecek. Anında define meydana çıkacak. Deccal cübbeli galiba bu çok normal zaten diyor. Herkesin evinin önünden diyor. 5 metre çapında yahut işte 7 metre çapında som altından bak 24 ayar altın. Böyle sütun kütleler 100-150 metre kadar göğe doğru çıkacaklar diyor. Her Müslümanın bahçesinden çıkacak diyor. Hindistan, Pakistan, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir düşün. Milletin bahçesi de zaten geniş biliyorsun. Birçok yer boş. Mısır çölleri falan her yer orada bahçe hükmünde geniş oralar. Her yerden fışkıracak altınlar diyor. O arada da Mehdi çıkmış olacak diyor. Adamlar altınla meşgul olacağı için Mehdi'nin yanına gitmeyecekler diyor. Şimdi bu adama ne diyeyim ben? Ya bir de kardeşim o altınların yani o şehirleri ne hale getireceğini düşünelim. Orada hayat kalır mı orada? Bütün binalar falan hepsi yıkılır ya. Yani hayat felç olur öyle bir şeyde. Bir de o altınlar ne işe yarar yani? Hiçbir işe yaramaz. Baş belası olur yani. Evet. Adam ondan uğraşır mı öyle bir şeyle? Hocam önceki peygamberlerin zamanlarında böyle olağanüstü durumlar olmuş muydu? Ya Kur'an'da biz böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Hani belki de yani olay şimdi yok. Olan böyle bir olağanüstü durumu beklemelerinin sebebi belki de o şekilde düşünmeleridir. Ya daha önceki peygamberlerin gösterdiği mucizelerde biz böyle bir şeye rastlamıyoruz. Böyle bir olay yok. Yani bu masallarda da yok bu. Yani çocukları gülümsetecek evet. Şekilde diyecektim. Ve bu direkt bu böyledir diyor ve buna böyle inanın diyor. Yani belki içinizden gelmiyor olabilir de iman etmek diyor. Fakat böyle iman ediyor bu şekildedir diyor. Adnan Hoca değiştiriyor diyor, tahrif ediyor, yanlış söylüyor diyor benim için de. Çok büyük hata yapıyor diyor. Ya kardeşim bir eşek, havada uçan bir eşek, 30 metre kulağı olan dediğinde yerinden konuşan bir konuşabiliyorsa, dünyanın her noktasına konuşabiliyorsa gökten, bu nedir? İlk akla gelen uçaktır. Evet. Yani 30 metrelik kanatları olmuş oluyor. Bakır kullanıyor, metal kullanıldığına göre. Ve yerinden de bağlantı kurduğuna göre, yerinden de herkesten konuşabildiğine göre, görüşme yapabildiğine göre ve çok süratli gittiğine göre, güneşten hızlı seyredecek diyor mesela. Müthiş süratli gidip gittiğine göre uçak süratli gider. Herhangi bir gıda da almadığına göre, bu yiyecek de almadığına göre, kendinden uçtuğuna göre değil mi? Yani yiyip içen bir hayvan da değil bu. O zaman uçak olduğu anlaşılıyor bunun. Kanat açıklığı da uygun oluyor. O devrin insanların anlaması için peygamberimiz teşbihle bu şekilde anlatıyor. Müteşabih Kur'an'da da çok fazla ayet var. Evet. Mesela hocam, hadislerde de çok fazla var. Yani Kur'an'da çok çok fazla müteşabih ayet. Mesela diyor Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. İp, bildiğiniz ip. Adam şimdi herhangi bir ip aramaz Müslüman. Allah'ın ipi nedir? Kur'an'dır. Kur'an sıkı sarılın anlamına geliyor. Müteşabih bu. Bunu, yani çocuk olsa bunu anlar. Bunu anlamazdan gelip yani dini çarpıtıp garip bir görünüm verip insanlara buna iman edin demek dine çok büyük zarar verir. Yani bu durumda bir adamın dini imanı benim gördüğüm kalmaz Allah'a alem. Yani buna inanamaz bir insan yani. Hocam acaba her müteşabih hadisi mi kendisi böyle yorumluyor? Yani en gündelik
bir şeyi anlatırken de, mesela cemaatine bir hadis anlatırken de mi bunu direkt müteşabih olmadan açıklıyor? Tabii tabii öyle diyor. Yani bu direkt düz anlamı üzerindedir diyor. Bu o zaman diyor, çok acayip bir şey olur yoksa diyor. Yoksa sadece işte şey sormak istiyorum. Sadece Mehdi ile ilgili hadislerde mi hani böyle olduğu gibi görmek istiyor ki onun imkansızlığını da aslında kendine inandırmış. Öyle inanmak istiyor, öyle görmek istediği için öyle açıklıyor. Ya kardeşim şimdi Mehdi konusunda bir tek bu değil. Yani birçok kişi, kurum ve cemaat çok tedirginler. Yani. Evet. Bakın Risale-i Nur külliyatından Mehdi'nin konusuyla ilgili Bediüzzaman'ın açıklamalarından aleni büyük blok cümleler çıkartmaya başladılar. Yeni baskıda çıkartmış adam yok. Evet. Bütün eski baskılarında var. Osmanlıca orijinalinde var. Fakat yeni baskıda çıkartmışlar. Çok yazık. Yani bir paniktir gidiyor. Ve bu bir tek onda da cübbeli. Mesela Habertürk'te de görüyorsun. Habertürk televizyonu. Değil mi? Yani Habertürk de tabii bunu kendi başına yapmıyordur. Yani durduk yere adamlar kendi başına buna karar vermez. Onun o kararı alması için de istirham edenler oluyordur. Yani daha önemli yerlerden istirham edenler oluyordur. Yani yoksa adamlar niye bu konuyu bu kadar gündemde tutsunlar? Yani ve hocam, bu paniği niye yaşasınlar? Evet bir panik var dediğiniz evet. gibi. Yani o panik kelimesi tam yani olaya şey konuya uygun düşüyor. Çünkü yani mesela kendisinden bir hadisi açıklamasını istesek ilk şu an aklıma şey geliyor mesela Peygamber Efendimiz mümin müminin aynasıdır diyor. Hı hı. Yani bunu bize açıklamasını istesek acaba gerçekten mümin mümine baktığı zaman kendini mi görecek? Hani ayna diyor çünkü orada da. Hani öyle bir şekilde mi açıklar yoksa sadece Mehdi'likle alakalı, Mehdiyet'le alakalı hadislerde bunu görüyorum. Ben kendisinin de ya da işte dediğiniz gibi panik yaşayan insanların diğerlerinin de. Yani Allah'u alem dediğin gibi. Sadece bunda öyle yapıyorlar. Bunda gibi görünüyor evet. evet. Ama zaten ben aslında Cübbeli'nin diğer anlatımlarını anlatsam yani ya akıl sır alacak gibi, anlatılacak gibi değil. Yani uygun da düşmez. Yani sabaha kadar anlatsam anlatacak. Çok büyük bir mucize. Yani nasıl fark edemiyor insanlar? Evet. Ve nasıl makul görüyor? Ya çok büyük bir mucize bu. Yani kanım donuyor. Hayret içinde kalıyorum. Yani böyle bir durumu nasıl fark edemez bir insan? Ve böyle bir uslubu insan nasıl göremez? Ve dine verdiği zararı nasıl göremez, fark edemez? Göreni rahatsız ediyor zaten hocam. Yani misal televizyonda gördüğümüz o bir programa katıldığı zaman hepimizin gördüğü şey işte kimisini ne kadar işte sempatik anlatıyor diye yorumlatıyor. Ama bilerek hani söylediklerin derinlemesine düşündüğün zaman o insana da yani bu kadar mı hani ya düşünmeyin evet. demek bir yani evet. müminlere karşı konuşuyorsun ve düşünmeyin diyorsun. O kadar düşünmeyin, derin düşünmeyin işte kafayı üşütürsünüz gibi bir tabir mesela. Yani düşünün diye başlayan ayetine Allah'ın karşısında evet. düşünmeyin demek. Bak derin yani. Derin düşünürler evet. diyor. O da diyor o kadar düşünmeniz düşünmemek lazım diyor o kadar diyor. Zaten bozarsın diyor. Bozarsın. Yani bir şeyler anlattı o gün diyor. Aletimi bozarsın diyor. Bir şey yani insanın kafası gider gibi anlatıyor. Allah da derin derin düşünürler diyor. Şimdi biz Kur'an'a göre hareket ederiz. Biz evet. Cübbeli'nin aklına göre hareket etmeyiz. Ama Kur'an'ın alenen çeliştiğini gördükleri halde yani ben anlayamıyorum. Bir şey oldu o zaman. Bir mucize meydana geliyor. Yani ya Müslüman'ın varsa zaten derin düşünmesi de. Derin düşündüğü için Allah'a yaklaşır. Tabii ki hocam. Derin derin düşünür. Evet. Hakkal yakin iman vardır. Aynel yakin iman vardır. Bu ancak okuyarak, düşünerek derin tefekkürle elde edilir. Yani müminin vasfıdır bu.